Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli kavşak, tüm civarını 41 dakikada gezebileceğiniz plakası 41, Kocaeli'ndeyim. Hadi Kocaeli turumuz başlasın. Aynen, dün geceden beri çalışıyoruz Bahar Hanım. Canım. Vallahi size özel. Aynen. Teşekkür ederim. Kim yaptı bu besteyi? Ben. Arkadaşım. Ay bravo. İsminiz nedir? Birsen Dileme. Birsen ablacığım, sözleri bir şöyle şiir gibi okur musun? İsteriz isteriz baharı isteriz. İsteriz isteriz biz baharı isteriz. Bahar da buraya gelmezse de biz de buradan gitmeyiz. Dağa gider otuna. Bahar derler adına, biz bahara köy bulduk, Sarıca derler adına. Gelin sizi ya. Bravo. Alkışlıyoruz, harikasınız. İşte, ay hanımlar. Çok teşekkür ettik. Biz çok gözüm gönlüm açıldı sizi gördüm. Bu ne güzellik. Çok, eğer yani sizleri biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Ne mutlu. Olarak. Ben inanılmaz mutluyum, mesudum, benim gibi cıvıl cıvıl hanımlar. Evet, evet. Burası İzmit'e bağlı Sarıcalar. Evet, Sarıcalar köyü. 5 kilometre arası var. Aynen. Hanımlar, burada darbukalar görüyorum. Burada evet. Darbuka mı çalınır? Nedir kültürü? Biraz sohbet edelim. 3 gün burada düğün olur. Cuma'dan başlar küçük kınası. Darbuka bir başlar düğün bitinceye kadar. Genelde böyle bayanlar kendi aralarında eğlenir küçük kınalarda. Böyle günlerde oynarız. Böyle kadınlar ne zaman ya, biz kapı kırıcıdırına bile oynarız yani. Ay, köyün insanları. Evet. Çok duak yapardık biz önceden. O ne demek? Aynen, böyle paça derler, duak yap. Pazartesi günü gelinden sonra. Gelin alma biter. Sonra biz duamızı yaparız. Gelini giydiririz. Herkesi böyle ağırlarız. Bir de bir darbukayla duak yaparız. Peki bu darbukayı kadınlar mı çalıyor? Evet, genelde kadınlar. Hiç aranızda erkek almıyorsunuz? Hiç almıyoruz. Ay ne güzel. Çünkü çok rahat hareket ediyoruz. Aynen. Oynuyorsunuz, zıplıyorsunuz. Evet, oynuyoruz, gülüyoruz, zıplıyoruz, eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Peki bu kültür büyüklerden kalmış değil mi? Evet, çok büyüklerimizden. Siz darbuka çalabiliyor musunuz? Birazcık çalabiliyorum. Peki bu çalan ablalarımız nereden öğrenmişler? Darbukayı nereden öğrendi? Biz de eskilerden öğrendik. Büyüklerden. Büyüklerden öğrendik. Yani manav olan bütün kızlar darbuka bilir mi? Gel bir sen ablacığım. Bilirler mi? Bilir. Herkes darbuka çalar. Mani, darbuka bizim köyün en önemli şeyi. Mani ve darbuka. Öyle mi? Gelin almasına gideriz. Nasıl gelin alıyorsunuz? Ay siz de çok şahşalı olun. İşte böyle isteriz, seni istediğimiz gibi. İsteriz, eve çıkarız. Biz gelini isteriz. Sonra gelin çıkar, gelini oturturuz, görümce olur, görümce yoksa elti olur. İşte onun eli açılır, elini açmıyor denir. Altın koyarsınız. Evet, aynen o şekilde. Öyle sonra elini açar, sonra orada oynanır. Ondan sonra gelin alması. Zaten gelin köyden çıkıncaya kadar oynanır gelin arabasının önünde. Peki mani bilen var mı burada, başka mani? Çok. Arkadaşlarımız çok biliyor. Herkes. Aynen. Öyle mi? Hanım çok bilir, Sabri Hanım çok bilir. Oturdu söylerler.
isterdim. Ay, o zaman sizi şöyle alalım. Buyurun manileri. Hacer abla sen de gel. Darbukanı da al gel aşkım, darbukanı da al. Birsen abla sen de gel. Anladığım kadarıyla bu köy çok eğlenceli. Beni eğlenceli bir köy gezisi bekliyor. Evet. Manav kültürünü tanımak, manav kadınlarını, erkeklerini tanımak istiyoruz efendim, değil mi? Neler olacak, neler bitecek ben de merak ediyorum. Bu köyde bugün beni neler bekliyor? Çok güzel şeyler bekliyor sizi. Yemekler var mı? Evet, var. Şarkılar, türküler var mı? Evet. Oyunlar var mı? Hepsi var. Hadi hepsini o zaman yaparız. Gelsin maniler. Sarıca köyü. Programı başlasın. Danmış 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. Çıktım çarşının başına sıra sıra fidanmış. Aman. 15 yaşında da Bahar hanım kimlere aldanmış. Allah Allah. 15 yaşında da Bahar hanım köyümüze gelmiş. Aa, geçti yıllar geçti. Ağzınıza sağlık. Ay böyle cıvıl cıvıl hanımların arasında gerçekten kendimi 15 yaşında hissediyorum hanımlar. İyi ki varsınız canlarım, bir tanelerim. Şu anda Kocaeli'nde Sarıcalar Köyü'ndeyim. Burası bir manav köyü efendim. Manav ne demek? Yani işte hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Yani yörükler yerleşik hayata geçmişler, adına manav demişler. Evet, evet. Tabii ki ayrı bir kültür oluşmuş, ayrı yeme içmeler falan falan derken tabii ben de gezgin tavuk, evet, her yeri geziveriyorum artık. Fahri Türkiye'liyim. Hanım ablalarım nasılsınız kızlar? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. O ne güzel bir biz, Nazife Hanım'dı. Ay, biz sizi çok seviyoruz ve çok izliyoruz bence sürekli. Bence sizi çok seviyorum canım. Evet. Tatlım, isminiz nedir? Sabriye. Sabriye ablacığım buralı mısın? Buralıyım. Manav mısın? Dolma büyüme, evet. Önemli bir soru soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Manav ne demek hayatım? Manav yerlisi demek. Yörüğün yerlisi. Yörüğün yerlisi demek. Yerleşik evet. Hayata geçmiş evet. Hali. Sizler nereden gelmişsiniz? Ne olmuş? Ne bitmiş? Bu köyde ne var ne yok? Onları biraz duyalım. Önceden ne bileyim dedelerimiz, şeylerimiz, hı-hı, babaannelerimiz anlatırdı işte. Nereden gelmişler buraya? Buranın yerlisi onlar. Kim bilir nereden gelmiş de evet, değil mi hayatım? Evet, Orta Asya'dan gelmişiz işte bir yerlerden yani. Aynen. Doğru. Orta Asya'dan bir evet. Evet. Peki sizin isminiz nedir? Emine. Burada herkes komşu mu, akraba mı? Komşuyuz. Siz de buranın yerlisi misiniz? Evet. Peki dışarıdan gelen gelin falan var mı? Yok, hepimiz buralıyız. Öyle mi? Dışarıdan evet. İnsan kabul etmiyor musunuz? Dışarıdan kimseyi almadık bu zamana kadar. Almayacağız herhalde. Aa, gerçekten mi? Gelinlerimiz var tabii ki. Gelinlerimiz var. İsminiz ne? Türkan. Türkan abla niye dışarıdan adam almıyorsun kız? Bir tane oğlum vardı, bir tane manav aldım. Başka yok. Ha, bir oğlun daha olsa olmaz mıydı? O zaman olabilir. Niye olmasın? Peki siz? Ben Hacer Soyka, buranın yerlisiyim. Sizle geldiniz, bizi müşerref ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne güzel konuştunuz. Ayşe Gösoy gibi gerçekten. TRT 1 stüdyolarına hoş geldiniz efendim. Sıradaki şarkımız sözü ve bestesi anonim olan Hacer Hanım'dan dinleyeceğiz efendim. Şarkı söyleyecek misiniz? Söyle, 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 söyle. Hacer abla ne biliyorsan onu söyle aşkım. Seni anons ettim artık Ayşe Gösoy'un hakkını vermen lazım. Bizim köyün yolları sıra sıra hastane, yardan gelen mektubu geciktirme postane. Teşekkür ederiz Bahar Hanım. Oy rinna rinna rinna.
Ah canım canım. Ay hanımlar beste bile yapmış. Gelmedi. Teşekkürler. Teşekkürler sizinle tanıştığımız için çok mutlu oldum. Canım ben güzel, buranın senin yerlisiyim. Doğuma büyüme buralıyım. Orta Asya'dan göçmenlerden olarak, Yörüklerden olarak Manav Köyü kurulmuştur. Benim bildiğim kadar büyüklerden Sarıca arıları var. Bilirsinizdir inşallah. Onlar buralarda birkaç hane varmıştı. Onları sokup öldürmüşler herhalde. Sarıcalar diye kalmış. Sarıca aliler diye kalmış. Arılardan dolayı burası Sarıcalar kalmış. Ha, arı mı öldürmüş adamları? Evet, Sarıca arıları basmış. Öyle söylediler büyükler. Ha, ondan sonra da Sarıcalar evet, diye kalmış. Evet, Sarıcalar diye kalmış burası. Peki manav kültürü nasıl olur? Hani manav dediğimiz zaman nereden anlarız mesela? Yemeklerimizden olur. Genellikle manavlarımız çoğunlukla hamurla özgü bir bağımlı. Belli olarak hayatım. Evet. Belli, bende de mi bir manavlık var acaba? Mesela bugün önümüzde tanıtacağız. Ne yapıyorsunuz makarna aşkım? Makarna yapıyoruz erişteli makarnamızdan. Aha. Bu makarnamızı makarna olarak kullanabiliyoruz. Çorbalarda kullanabiliyoruz. Özellikle tartılı yapıyoruz. Süt kaymağıyla, yoğurtlu. Çorbamızı yapıyoruz. Mercimekli falan güzel oluyor. Burada görücü usulü evlilikler nasıl olur? Düğünler nasıl olur? Görücü usulü olarak bu Şadiye teyzemiz var. Aha. Ondan alabiliriz. Şadiye teyze mi geldi? Görücü usulü. Kaçma mı? Nereden kaçma? Kaçmış. Köy içine, komşuya kaçma. Görüyor musun? Gelsen aşkım gel. Şadiye annemizi alkışlarla alalım. Gel, gel hayatım. Bilir kişi seni ilan ettik. Şöyle yanımıza gel annem gel. Bir tanem nereden kaçtın? Sen niye kaçtın kız, rahat durmadın? Ha? Babam vermedi. Niye vermedi? Vermedi işte. Allah Allah. Ben de kaçtım. Niye vermedi? Çok mu sevdin? Çok sevdim ama vermiyor. Ne yapalım? Ne vardı da bu adamı vermediler? Ya buam biraz bir dedi dedikti işte. Eskiler öyleydi işte. Dedim dedikti. Sevdiğin adam da manav mıydı? He bu eve kaçtım işte. Evim burası. Nasıl yani? He. Ya bu evden bu eve mi gittin? Aa, Cami'nin Natyan'dıydı evimiz. Cami'nin Natyan'dan bu eve kaçtım. Amcan adı ne? Yaşıyor mu, hayatta mı? Yaşamıyor. He, Allah rahmet etsin. Aha. Nerede gördün adama? Bir köyde doğduk büyüdük, aynı hemşeriyiz. Nereden aşık oldun adama? Neyine aşık oldun? Ne bileyim ben, cahillik işte. Çok mu yakışıklıydı? Güzeldi. Hadi canım. Tabii güzeldi. Nasıldı mavi tipi? Tabii. Mavi gözlü müydü? Mavi gözlüydü. Ha, gözlerine bunu oldu. Sarışındı, saçları kıvırcıktı. Oh. Siyah saçlıydı, çok güzeldi. Benim karşımda çok güzeldi ama ondan sonra zayıfladı, zayıfladı. Ha, bakmamışsın adama, zayıflatmışsın. Baktım, çok baktım. Ha. Çok dur, baktım. Şimdi bak, kaçma işlerine karşıyız ama artık aradan yıllar geçmiş. Yıllar peki, geçti. Burada kaçınca ne oluyor mesela, hani öyle hısımlık oluyor mu, nasıl oldu, kaçtın, oluyor, kavga oluyor. Ettiniz mi? Yok, öyle bir şey etmedi. Yalnız o zamanki zaman 2500 lira verdi kaynata. Bak 50-60 sene oluyor belki. Ben 75 yaşındayım. Maşallah. Heh. Peki o gece nasıl oldu? Gece mi kaçtın? Yok, gündüz kaçtım. Perşembe günüydü. Hadi canım. Anam babam İzmir'de gitti. Ben de kaçtık gittik adamla. Nereye gittiniz? İzmir'de. Çanta falan da aldın? Hiçbir şey almadım. Üst başta almadın mı? Hiçbir şey almadım. Üstüne başınla? Böylece gittim işte. Cüzdanını aldın mı? Aa. Onu da mı almadın? Kimliği de almadın? Hiç kimliği bile almadım. Kaç yaşındaydın? 19. 19 ha. İzmit'te nereye gittiniz? Akrabalarına götü. Halası vardı, halasına götü. Tamam, kaç gün kaldınız? Paşa'da. Bir hafta bir şey kaldık işte. Sonra? Ondan kere gittik, para mara verdiler, iş ettiler, getirdiler. Geldi böyle, gittik. Ha, düğün nasıl oldu peki, düğün yaptınız mı? Yaptı, kaynata yaptı canım düğünü. Burada düğünler nasıl olur? Ne bileyim ben... Kına gecesi falan var mı? Kına gecesi vardı. Önden kadına ayrı kına yapıyordu. Erkekler aynı dışarıda oyun yapıyorlardı davulla. Hı hı. Kadınlar da dabrikenen böyle çalıp türkü söyleyip öyleydi. Hı hı. Ama şimdi söz ekipli karışık oldu. Doğru. Şimdi karışık artık. Gelinlik giydin mi? Giydim canım. Ha. Tabii kaynata her şey yaptı şimdi, Allah var. Oh ne güzel. Ha. Peki sorun oldu, adamı niye zayıflattın? Ne bileyim ben. Konuşa yedin adamı, bitirdin. Herhalde. Ay canım benim ya. Canım benim canım. Peki manavlarda düğün yemeklerinde ne vardır anneciğim? Ahçı tutuyorduk işte. Hı hı. Ahçı tavini,
pilavını, fasulyesini, nopudunu, her şeysini pişiriyordu işte. Şimdi mesela düğünlerde neler var? Şimdi düğünlerde olmuyor ki, salonlarda oluyordu. Salonlarda ne verirseler onu yiyoruz. şimdi düğün yok köyde. Köyde düğün yok, salon tutuyorlar. Ne ikram ederseler onu yiyiş ediyor. Ne verirseler onu yiyor. Burada yakınlara takıt götürüyor musunuz? Altın mı, para mı veriyorsunuz? Ne takıyorsunuz? Vallahi para takan para takıyor. Altın takan altın takıyor. Akrabalarımıza altın takıyor. Böyle uzaktan olan akrabalara da para takıyor. Evet. Peki gelin aldığın zaman burada çok altın takılır mı manavlarda gelinlere? Takıyor. Hani yani öbür gün bir belki bir manava gelinmeli gidersem bir şey bileyim yani. Akrabası da kata mı altın? Hani kaynata takıyor mu? Kaynata da takıyor. Hepsi takıyor işte. Mesela istemeye giderken öyle bir konuşma geçiyor mu? İşte beş bilezik, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Var mı bunlar? Var. Gücünü yettiği kadar diyorlar. Ne yaparsan yap diyorlar işte. O da artık ne yaparsa. Artık gönlünden ne yaparsa tabii. Onun o kapısına Ahmet bir gelin alıyor. Tabii yapacak tabii. Bileziğini de yapacak, altını da yapacak. Yatak odasını da her şeyini alacak tabii. 10 bilezik. Nasıl önceden yani? Önceden şartlar vardı. 2 metre zincir boynuna kızın 10 tane bilezik. Şarttı yani. Şarttı tabii ki de. Almazsan yoktu. Şimdi? Artık şimdi şey yok canım. Şimdi artık yok. Kızlar bir yani delikanlı gördü mü tamam. Bilezik, altın hiçbir şey yok şimdi artık. Artık kızlara da laf geçmiyor. Geçmiyor. Değil artık mi? Herkes aynen. istediğini alıyor. Neyse artık evlenen evleniyor. İşte kader yani. Açılan açılıyor. Aynen. Bulan evlensin. Bulan evlensin. Bulamayan da ben gibi otursun. Senin vardır be. Yok be, bekarım ben. Allah Allah. Vallahi. Gönlüne göre bulamadım. Bulamadım ben. İşte Allah nasip etmedi. İnşallah nasip eder, karşına çıkar. Amin Allah'ım. Tabii inşallah. Beni anam kimin için doğurduysa çabucak tabii. Gelsin ya Rabbim. Çıksın karşına. Hayırlısı olsun. Amin. Hayırlısı olsun tabii. Şimdi kızlar işin tabii latifesi, sohbeti güzel de gene top bana döndü. Tabii. Vallahi. Tabii. Ne yapıyoruz, ne yiyeceğiz şimdi, erişte mi yiyeceğiz? Erişte. Evet. Bunun hamurunda ne var? Bu hamurunda süt, yumurta. Un, tuz var. Hep yapar yer misiniz bunu? Yaparız genelde ama Ramazanlarda sahur için daha çok yapılıyor. Ha öyle mi? Evet. Sahurda ne yapıyorsunuz? Makarna gibi mi yiyorsunuz? Evet, çorba makarna mı? Yapılıyor. İsteyen makarna türü yani yoğurtlu yapılıyor, erişte oluyor, dartımız, sütçüğümüz. Öyle yani. Şimdi bu açılacak, sonra nasıl olacak? Bu açılıyor, sonra pişiriyoruz az kesmek için. Sonra kesiyoruz, kurutuyoruz. Kumare geliyor katıldıktan sonra biraz. Sonra şeritler halinde böyle keserek tekrar o şekile giriyor. Yani illa böyle bu kadar ufak mı olacak? Evet, onun adı tıkıl makarna özellikle. Ay bol tereyağlı değil mi? Evet, bol tereyağlı. Bunu ocağın üstünde kurutuyoruz biraz. Sonra şeritler halinde keserek bu kare kare kestiğimiz tıkıl makarna diyoruz. Bunu tartılı, süt kaymağıyla, yoğurtlu herhangi bir şeyle pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Oh oh. Peki o sepet nedir ablacığım yanında? Karamürsel sepetimiz bu. Ha yöresel bunun, mi? Evet, bu da yöresel. Bunun içine yazın her şeyimizi koyarak taşıyoruz. Hı. Manav kültürü evet, değil mi manav yani? Kültürü, manav evet. İsmi aslında manavlardan mı gelmiş? Hani sebzecilik, meyvecilik manav, var mı? Eskiden yani çok sebze meyve yetiştiği için saraya buradan gittiği için aslında manav öyle kalmış. Ha tabii bu bölge evet. Toprakları çok böyle alıp böyle götürdükleri için manav şekli böyle bu şekilde alarak şeylere, padişahlarımızın önüne falan bu sepetlerle gidiyoruz. Evet bu topraklar tabii çok zengin olduğu için her şey yetişmiş. Tabii ki tabii. Sonra buradaki yerli halk da padişahların saraylara buradan meyve sebze taşımış. O yüzden doğru. Manav olarak manav kalmış ismimiz. Manav olarak bu kültür kalmıştır. Bağ girdim bağ budanmış, bağ bübüdadanmış. Dırınanınınım 15 yaşında da Nazifede hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da Nazifede hanım kimlere aldanmıştır inanınınam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.